Şimdi size bu eğitimden en büyük faydayı nasıl sağlayacaksınız yönünde bir yol haritası çizmek istiyorum. Bizim amacımız iyi bir web geliştirici olmak. Web geliştirme, mobil geliştirme ile beraber Türkiye'de ve dünyada en popüler iki yazılım geliştirme alanıdır. Hatta genele baktığımız zaman web geliştirme birinci sıradadır. Bu noktada eğitimimiz tamamen sizi en baştan hiçbir programlama bilgisi olmadan başlatıp ileri seviyelere kadar getirecektir. Bunun için öncelikle kurulumlar bölümünde eğitimimiz boyunca bize lazım olacak olan temel programları işliyor olacağız. İlerleyen derslerde o dersin ihtiyaç duyduğu küçük kurulumlar varsa onları da kurmanızı orada isteyeceğim. Evet, birinci adımımız. Birinci adımımız programlamaya giriş yapmak isteyenler için. Bu bölüm özellikle programlamaya yeni başlayacak olan, daha önce herhangi bir programlama ortamında geliştirme yapmamış ve bununla ilgili herhangi bir eğitim almamış veya yine de sıfırdan programlamaya giriş derslerimi takip etmek isteyenler içindir. Yani bir değişken nedir? Editör nedir? Gelişmiş bir editör nedir? Veri tipleri nelerdir? Niçin kullanılır? Fonksiyon nedir? Niçin kullanılır? Döngüler nedir? Şart blokları nedir? Kısacası bütün programlama dillerinde ortak olan yapıyı yine workshoplarla burada öğreneceksiniz. Örneklerle burada çalışacağız. Kısacası burası programlamaya ilk kez başlayan birisi için bile uygundur. 12 yaşındaki bir ortaokulu öğrencisi bu eğitime buradan direkt olarak başlayabilir. Hiçbir bilgisi olmasa bile. Birinci adımımızı geçtikten sonra ikinci adımımız da bir web programcısının olmazsa olmaz araçlarından biri olan HTML5 konularını işliyor olacağız. Burada hem HTML'i tanıyacaksınız hem de HTML ile ilgili web programcısının bilmesi gereken en temel konuları işliyor olacaksınız. Bir sonraki adımımız aslında bu da bizim bir sonraki o HTML adımımızın yine içerisinde Bootstrap ile beraber. Web programcısının aslında bilmesi gereken hususlardan biri de CSS'tir. CSS 3 bu teknolojinin son versiyonudur. Yine burada CSS'in ne olduğunu ve web programcısı için gerekli olan her şeyi öğreneceksiniz. Aslına bakarsanız günümüzde biz çok CSS yazmıyoruz. Onun yerine çeşitli kütüphaneleri ve frameworkleri kullanıyoruz. Örneğin Bootstrap bir CSS kütüphanesidir ve aslına bakarsanız CSS bilginiz olmadan Bootstrap ile de çalışabilirsiniz. Fakat yine de işin temellerini bilmek adına buradaki CSS konularını bitirmenizi öneririm. Bootstrap 4'te Twitter tarafından yazılmış olan, açık kaynak ve ücretsiz olan dünyanın en popüler CSS altyapısını öğreneceksiniz. Bununla responsive tasarımlar gerçekleştireceksiniz. Yani örneğin siz bir uygulamayı, Udemy'yi bilgisayarınızda, PC'nizde de açtığınızda, telefonunuzda da açtığınızda aslında aynı yere yönlendiriliyorsunuz. Fakat görüntü değişkenlik gösteriyor. Neden? İşte onu sağlayan responsive tasarımlar. Dolayısıyla Bootstrap bölümünde de bunu öğreneceksiniz ve bir web programcısının ihtiyaç duyduğu tüm altyapıyı Bootstrap ile ilgili burada öğreneceksiniz. Tabii ki bunu hiçbir zaman unutmayın. Benim size her şeyi anlatmam mümkün değil. Ben de her şeyi zaten bilmiyorum. Bir geliştiricinin en büyük yardımcısı Google ve ilgili teknolojinin dokümantasyonudur. Burada bunları nasıl yapacağınızı, nereye nasıl gideceğinizi öğreneceksiniz ve buradan ilerleyeceksiniz. Temel olarak buradaki bilgiler sizin için ilk etapta yeterli olacaktır. Hemen akabinde artık bizim kullanıcı ile etkileşim kurmamız gerekiyor ve bunun için dünyanın en çok kullanılan dilini yani JavaScript'i öğreniyor olacaksınız. Fakat JavaScript'i öyle temel konularla değil, temelden başlayıp, sıfırdan başlayıp
İleri seviye konuları da işleyecek şekilde bir sürü demo ile beraber, kısacası workshop'la beraber bunları gerçekleştireceğiz. JavaScript günümüzde her ne kadar çok kullanılsa da genellikle çeşitli framework'ler, kütüphaneler ve yardımcı araçlarla yazılır. Hani CSS nasıl Bootstrap olduysa JavaScript de TypeScript gibi üst seviyeli dillerle daha kolay yazılabiliyor. Bu bölümde TypeScript'i öğreneceksiniz. Aslında bir sonraki adımdaki Angular konularımızı TypeScript ile yapıyor olacağız. Bu noktada TypeScript aslına bakarsanız yeni bir dil değildir. Yani sadece JavaScript'i yazma konusunda bize kolaylık sağlayan bir araçtır. O da bir dil gibi yazılır, bir dil olarak dil gibi kullanılır. Arka tarafta siz yazdığınız anda onu derlediğinizde JavaScript'e çevrilir. Artık frontend tarafında şu ana kadar konuştuğumuz her şey frontend. Bu kavramları bilmiyorsanız önemli değil. Bu eğitimde hepsini öğreneceksiniz. Bu noktada 9. bölümümüzde Angular 7'yi öğreneceksiniz. Tabii ki ben şu an Angular 7 diyorum ama Angular'ın yeni versiyonları çıktıkça ben buraları güncelleyeceğim. Baktığımız zaman Angular 7 Google tarafından geliştirilmiş TypeScript'i kullanarak aslında bir JavaScript framework'üdür. Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan JavaScript teknolojilerinden bir tanesidir. Hele ki ülkemizde özellikle bankalar, savunma sanayisi gibi ileri seviye yazılım geliştiren ortamlarda eğer bir JavaScript framework veya kütüphanesi tercih edilecekse genellikle bu Angular oluyor benim gözlemim. Yine burada Angular ile ilgili temel konuları bitireceksiniz. Kısacası şu ana kadar siz bir web geliştiricisinin tarayıcı ile ilgili olan kısmını halletmiş oldunuz. Yani kullanıcıya bir şeyler göstermek, kullanıcıdan data almak, onu güzel bir görselle sunmak kısımları bizim için burada sonlanmış olacak ve Angular 7'de ben bu kısımda sizi yine belli bir seviyeye getireceğim. Ama burada belli bir seviyede bırakmayacağız. İlerleyen konularda ve projemizde piyasada kullanılan en ileri teknikleri kullanarak ileri seviye konulara gidiyor olacaksınız. Örneğin bu hususta Angular'da guard yazmak, interceptor yazmak sizin ileride projelerinizde kullanabileceğiniz yapılar olacak. Biz bunların hepsini yapıyor olacağız. Tarayıcı ile ilgili yani frontend ile ilgili kısmı bitirdik. Artık backend'e yani bizim veriyle uğraştığımız, iş kurallarıyla uğraştığımız kısma geldi. Bunun için Türkiye'de en çok kullanılan iki dil vardır. Birisi C#'tır, diğeri Java'dır. Bu iki dilden yine en popüler olanlardan biri olan C# kullanıyor olacağız. C# yine en temelden başlayacağız ama ben size C# gerçek hayatta nasıl kullanılır senaryolarıyla anlatacağım. Ve buradaki kısım sizi daha önce eğer belli çalışmalar yaptıysanız daha önce ben biliyordum ama kullanamıyordum şeklinde serzenişlerinize çözüm gösterecek bir kısım olacak. C# gerçek hayattaki gibi kullanacağız. Artık 11. bölümde .NET ile veri tabanı programlamayı aynı şekilde Entity Framework ve Link ile bunun ORM versiyonunu öğreneceksiniz. Kısacası veri tabanına erişimi bu bölümlerde yapıyor olacaksınız. Biraz daha İleri konuları da C# koymak adına jenerikleri de ayrıca bir bölüm olarak buraya koydum. Artık backend'de yani işin arka tarafındaki dilimizi biliyoruz. Bizim artık onu bir görselleştirme ortamıyla, görselleştirme motoruyla veya onu RESTful dediğimiz sistemlerle beslemeye geldi. Bunları şu an bilmiyor olabilirsiniz. Eğitim içerisinde hepsine sıfırdan başlayacağız. Özellikle ASP.NET MVC Framework'e baktığımız zaman bu ASP.NET ile
tüm dünyada kullanılan aslında en yaygın tekniktir. Çünkü MVC, Core MVC yeni çıktı sayılır. Zamanla buna dönecek ama piyasada ASP.NET MVC Framework Classic kullanılıyor çoğunlukla. Bayağı da hani core proje de var, onu da söyleyebilirim. Dolayısıyla burada böyle hani bir sürü konuyu işlediğimiz bir eğitim olarak bakmayın buna. Sadece tek başına bir eğitim bile olsa bunun en detaylı eğitimler listesine girebileceğini söyleyebilirim. 12 saat sadece ve sadece MVC Framework öğreneceksiniz. Bu noktada detaylara giriyoruz ve sizi MVC Framework ile ilgili ileri konulara, Dependency Injection gibi ileri konulara kadar taşıyoruz. Buna ek olarak tabii ki yeni nesil ASP.NET'e de sizi adapte etmem gerekiyordu. Yine benzer uzunlukta ve oldukça detaylara girilen bir eğitimle ASP.NET'in Core versiyonunu da burada size anlatıyorum. Artık sıra geldi RESTful servislere. RESTful servisler ise işte Angular gibi, React gibi, Vue gibi teknolojilerle backend'i bağlama sürecidir. Yani kısacası bu ASP.NET MVC'ler yerine bu RESTful servislerde piyasada kullanılabiliyor. Dolayısıyla o tip ortamlarda çalışacaklar için bu altyapıyı hazırladım. Burada web API'leri detaylı bir şekilde öğreniyor olacaksınız. Middleware yazımına kadar, otorizasyon yöntemlerine kadar ilerliyoruz. Artık temel konularımızı bitirdik. Proje yapmaya geldi ve şu ana kadarki gördüğümüz temel konuları içeren bir ısınma projesi gerçekleştiriyoruz. Akabinde şu backend ve frontend olan API backend'i ön yüzü Angular 7 olan bir proje geliştireceğiz. Proje oldukça uzun ve profesyonel teknikleri içeriyor. Bu noktada Automapper kullanımından tutun, JSON token, repository design pattern'inin ve implementasyonu, bir cloud ortamla iletişim gibi konuları burada görüyor olacaksınız. Oldukça detaylı. Ve bir sonraki aşamada bunu biz bu projemizin ön yüzünü yani Angular 7 versiyonunu yazacağız. Burada Alertify'dan tutun Bootswatch'a kadar görselleştirme, bir resim galerisi implementasyonu, reaktif formların tasarımı, ileri seviye Angular yani. Otorizasyon servislerinin yazılması, JSON web tokenlarının kullanılması gibi, file upload gibi, NGX editör gibi bir text editörünün implementasyonunu burada göreceksiniz. Oldukça ileri seviye bir projedir. Şimdi sıra geldi. Şu ana kadar yaptıklarımız teknolojileri öğrenmeye yönelikti. Artık kurumsal bir bakış açısıyla sizin piyasada kullanılan en ileri teknikleri kullanarak katmanlı bir mimari ile veri erişim katmanı, iş katmanı, arayüz katmanı, servis katmanı, varlık katmanı gibi katmanları içeren ve aynı zamanda dependency injection gibi paket yönetimi gibi konuları içeren detaylı bir eğitim içeriğini ve proje içeriğini burada bulacaksınız. Projemiz oldukça profesyonel ve benim piyasanın en ileri kurumlarına sıklıkla verdiğim bir altyapıdır. Tabii proje yapmayı biliyoruz ama veri tabanı tasarlamayı da kurumsal bakış açısıyla öğrenmemiz lazım. Bunun için size bir hub niteliğinde ve bakış açınızı tamamıyla değiştirecek bir kurumsal bakış açısıyla veri tabanı tasarımı içeriği gösterdim. Ve hemen akabinde artık işe girmek isteyen veya işini değiştirmek isteyenler için .NET mülakatlarında sıklıkla sorulan, yazılım mülakatlarında da sıklıkla sorulan soruları cevaplarıyla beraber size ayrı bir modül olarak yazdım. Kısacası bu eğitimimiz sıfırdan başlayan ama en ileri seviyelere kadar gelmek isteyen programcının yol haritasını çizen bir eğitimdir. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim.